Bu bölümü iki kısımda anlatmayı düşünüyorum çünkü hepsini iki iki buçuk dakikada anlatamam. İlk olarak çocuklarınızın kahramanı olmak için onların bilgilerinin kaynağı olmaya çalışmalısınız. Başkalarından öğrenmeden önce sizden öğrenmeliler. Böylece bilgi almak için ilk size gelirler ve yanlış olan şeyleri neden yanlış olduklarıyla birlikte açıklarsınız. Örneğin anlamanızı isterim ki çocuklarımı yetiştirirken onları çoğu insanın yaptığı gibi yetiştirmedim. Onlara karşı açık sözlü olup onları büyüttüm. Hiçbir zaman kafalarında soru işareti kalmadan büyüttüm. Her zaman konuşabileceğimiz bir konu vardı. Her konu hakkında konuşabilirdik. Bir gün Veniz Kaliforniya'daydık ve üç çocuğum da yanımızdaydı. Biri daha küçüktü, o bebekti. Diğerleri muhtemelen hatırladığım kadarıyla 10 ve 18 yaşlarındaydı. Patenle dışarı çıktık. Dadi o sırada küçük bebeğimizdeydi ve veniste sahilde kaldırımlar vardı. Bütün o iğrenç grafitilerin olduğu e, duvarın yanından geçtik küfür dolu ve birçok şeyle ilgili hemen her şey oradaydı. Tabii çocuklarım aralarında kız kız e, gülüp konuşuyorlardı. Çocuklar hadi gidip kola alalım dedim. Gidip bir kola aldık ve geri geldik şimdi bir hayal edin Muhtemelen duvarın bir metre önünde oturuyorduk çünkü patenler hemen arkamızdan gidiyordu. On ve sekiz yaşlarındaki çocuklarıyla oturan bir baba ve bakın çocuklar size bunları açıklamak istiyorum dedim. Yok artık dediler. Çünkü insanlar babalarıyla bu tarz konuları konuşmaz diye düşünüyorlardı. Küfürlü bir cümle kurdum ve açıkladım. Jestler, elle, parmakla yapılan hareketler her birini benden duysunlar ve gerçekten ne anlama geldiğini, neden yanlış olduğunu anlayabilsinler diye tek tek gösterdim. Çocuklar, böyle şeyler beni neden rahatsız ediyor biliyor musunuz dedim. Neden baba? Şu nedenle dedim, üniversitelerde ders veriyorum. Hizmet derneklerine ya da kız öğrenci gruplarına gidip cinsellik hakkında konuştuğum zaman bana ''Aa hadi ama maktavul, cinsellik çok güzel, harika ve hoş bir şey.'' diyorlar. Ne kadar da anlamlı. Öyle değil mi? Öğrenciler böyle söylediğinde. Neden inanmıyorum? Neden baba? işte bu yüzden. Hizmet Derneği'ndekiler oradan ayrıldıktan sonra birine kızdığında ya da aşağılamak istediğinde genellikle cinsel çağrışımlar içeren cinsiyetçi bir kelime ya da el hareketi kullanıyor. Çocuklar bakın, eğer cinsellik onlar için gerçekten güzel, sevgi dolu ve harika bir şeyse, o zaman neden birini aşağılamak için cinsel çağrışımlar içeren kelimeler kullanıp el hareketi yapıyorlar? Bunu neden yapıyorlar? İşte bakın, bu basit nedenden dolayı böyle yapıyorlar cinselliği böyle görüyorlar. Çocuklar asla ama asla bunun gibi kelimeler kullanan bir erkek ya da kadınla evlenmeyin onunla asla aşkı yaşayamazsınız. Sadece basit bir cinsel ilişkiniz olur. Tahmin edebileceğiniz gibi çocukların bunu asla unutmadı ve yıllar içinde yeniden konuştuk. Baba bu çok yanlış değil mi deyip nedenini söylerlerdi. Çocuklarınıza karşı dürüst olun, açık sözlü, Saygılı ve kutsal kitaba uygun olun.